Efe merhaba. Beyoğlu Meşer'de John Craxton sergisindeyim. Ressamın hayatını okudum da tam benim kafamda biriymiş açıkçası. Rahat şartlarda doğmuş ve Dünya Savaşı yıllarında açıkçası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında da bir hayat geçirmiş ama 2009'da vefat etmiş. Ve asıl amacı aslında Ege'de yaşamakmış. Ege Akdeniz insanı. Yunanistan ve Türkiye'ye gelmiş. İstanbul'a da gelmiş. Burada çizimler yapmış. Sanatı çok seviyormuş ama hayatı yaşamayı sanattan da çok seviyormuş. Bu ilgimi çekti. Şimdi onun sergisini gezeceğiz beraberce. John Craxton, bu kişi. Dediğim gibi işte motoru. Sevdiği doğa ve Ege yaşamı. Bunlar da kendi özel kıyafetleri, eşyaları sanırım. Kafa adammış da. Sergiyi buradan itibaren gezmeye başlıyorum. 1943 yılından uyuyan çiftçi diyor. Açıkçası bu sergileme biçimini de sevdim. Burada daha soyut bir dil var tabii. Yine 43'ten çiftlik evi ve kapısı ve değirmen. Buradaki renkler çok tatlı. Bu şekilde kullanımı hep sevmişimdir. Ben çok böyle yapmasam da. Bu da bir desen sanırım. Renkli kağıt üzerine kara kalem. Ve pastel de var. Evet. Aa, kağıt üzerine mum boyaymış. Mantar tutan çiftçi. Şimdi buradakilere bakıyorum. Şairle kuşların manzarası. Böyle. Malzemelere de bir bakayım da. Evet. Teşekkürler. Desen bunlar. Aslında desen biz ressamlar için çok rahat taşınabilecek her yerde de yapılan şeyler. Açıkçası ben de tekrar kara kalem desenlere başladım. Renk de kullanırım çünkü kağıdı her yere götürebiliyorsun. Bir çantaya bakıyor bir sürü şey. Küçük küçük desenler yapmayı istiyorum. Bu da yine manzara. Yani bu kişi de ben hayatı sevdiğini gördüm ve hissettim bu ressamda açıkçası. Bunlar neymiş acaba? Mehtaplı manzara. Fotoğraf ve fotoğrafın üzerine boyama. Onu anlamaya çalıştım. Böyle bir desen. Mesela bu bana Dürer'in tavşanını anımsattı. Bunlarsa daha çok şey gravür gibi işler. Birazcık kübist ressamlara da benziyor. Bu yağlı boya değil bunlarda. Baya değişik denemeler yapmış ya. Her tür şekilde işler yapmak istemiş. Ömer Koç koleksiyonu diyoruz. Sicilya Adaları manzarası. Aa, çok güzel bunlarda. Evet, bunlar yağlı boya. Böyle bir bölüm var. Şu aylı desene bayıldım. Görüyorsunuz değil mi? Karanlıkta ağaç var. Ve ben bu tür resimler yapmayı ben de çok istiyorum. Hatta böyle kartlar alayım gittiğim seyahatlerde ve böyle resimler yapayım. Çok beğendim. Ya özellikle şu aile olan iki tane ağaçlı olana bayıldım. Sicilya. Şu yeşil de çok güzelmiş. Şu gerideki. Gerçekten muhteşem. Bu da çok tatlı ya. Ay tam evet. Böyle zeytin, deniz, Ege, ay, dolunay, sahiller. Ben de bu boy resimler yapmaya tam başlamışken bu sergiyi görmem çok iyi oldu açıkçası. Bana ayrı bir coşku verdi. Yine kendi otoportresi.
Otoportrelerde ben biraz daha iyiyim. Doğa konusundaki resimlerini çok beğendim ama otoportrelerde daha iyiyim. Hiç mütevazi olmayacağım. Aa, bunlar ilginç ama dediğim gibi fazla kübist. Bu tarz aslında şeye benziyor bu tarz. Vefat eden bir ressam vardı. Otto değil, Kokoschka da değil. Ressamın ismini hatırlamaya çalışıyorum. Aa, mesela bakın tam kübist bir tarz. Bunlar böyle 40'lı yılların tarzı. Evet, 48 yılından bir resim. Ha, bu resim Egon Schiele'nin tarzına biraz benziyor ya da çizilmiş bu portre ona benziyor. Evet, portrelere devam ediyorum. Evet, köylü portreleri gibi. Nuriye'mde köylü kadınları vardı. Bunlar da köylü erkek portreleri, bıyıklı Türklere benziyor bunlar acaba? Çünkü Türkiye'yi de gezmiş ki Türk de olabilir bu insanlar. Bakar mısınız zaten? Yunanistan'da bulunmuş, Türkiye'de bulunmuş. Sicilya diyor. Kadınlar konusunda bir şey diyemeyeceğim yani hani nereli olduğu konusunda desen çalışmaları. Evet ama bunlar tam böyle Türk eski dönem ressamlardaki tarza benziyor. Biraz Nuri İyemler. Devam ediyoruz. O yıllarda özellikle İkinci Dünya Savaşı'na yakın yıllarda, sonrasında o dönemlerde bir şey durumu vardı. Komünizm durumu vardı. Komünizm propagandaları oluyor. Rusların etkisi falan. Ve böyle kolları kalın, elleri kalın. Değişik böyle kübist, konstrüktivist resimler oluyordu. İşte şunlar da gibi. Bunlarda hep ben şey etkisini görüyorum oradaki. Yani tüm tarzda ve Avrupa'ya yayılmıştı. Fransa'ya falan da çok yayılmıştı. Şimdi bunlara bakarsak nerede yapıldığına belki çıkacak. Ama mesela dansçı diyor. Bu Yunanistan yani belli. Ama birazcık şey yani. Bunları çok da başarılı bulmadım. Ama dönemi anlatması açısından önemli. Bu Türktür herhalde. Onlar Yunan, bu Türk. Evet. Bu da yine karnaval atı. Bir balıkçının portresi. Ben şimdi ben de artık sergiyi gezmez hangisi Türk hangisi Yunan. Ne güzelmiş bu, çok tatlı. Ama benim yine de favorim oradaki gördüğüm küçük desenler. Yalnız şu mavi duvarda da resimler ayrı güzel gözükmüş. Eleni, Yunan kız. Evet, tarihlere bir bakayım. 47. Önce Yunanistan, sonra İstanbul'a zaten. Çoban çocuk. Evet, bu mavi duvarlara bu resimler çok yakışmış. Evet, ilk birinci katı, giriş katı gezdim. Şöyle gösterecek olursam, burası dışarı ama alt kattan gelmiş olduk. Şimdi bir üst katı daha var serginin, oraya çıkacağım. Ne güzel sarı bir duvar. Ve bu resimler bu tarz bana David Hockney ve Peter Doig'i hatırladı. Peter Doig günümüzden bir İngiliz ressam. David Hockney ise Amerikalı. Ama bu resimlerde resmen onun etkisi var. Şöyle size serginin atmosferini de göstermek istedim.
Gayet sıcak. Aslında Ege'nin, Akdeniz'in o sıcaklığını da yansıtmış bize. Şöyle biraz atmosferi göstereyim. Alt kat ne kadar mavi ise burası da o kadar sarı ve turuncu. Burası bayağı bir sıcak renklerle donatılmış. Aşağısı ise siyah ve maviler de. Ben siyah, maviyi daha çok tercih ediyorum ama burada da hoş bir etki var. Ben ressamın şu sözlerini okumak istiyorum. Bir gün sonra yine yola çıkacağım. Limonların yetiştiği ve portakalların ağızda eridiği ve keçilerin küçük incir ağaçları üzerinde kalan son yaprakları kapıştığı, mısırın sapsarı olduğu ve hışırdadığı ve denizin volkanik kıyıları ark misali vurduğu o adaya. Marx kardeşleri bir açık hava sinemasında gördüm ve duvarları hanım elindendi. Böyle bir şey. Marx kardeşler derken komünist Marx mı, başka mı? Yani bir de dedim ya, resimlerde bu etkiyi gördüm diye. Şimdi tekrar gezmeye devam edelim. Girit kedileri deniyor. Oynayan kediler. Duvar resimleri gibi Girit'in. Girit duvar kedileri. Duvar kedileri, duvar resimleri diyorum. Bu güzelmiş. Bu bir mürekkep mi? Ink and wash on paper, yes. Evet. Aa, bunlar neymiş? Oturan kasap eskizi ve resmi. Bu tarz 60'lar mıydı? Evet, 64. İnsan hissediyor bazen ya tarzdan. Burası bu zamanın diyorsun. 84. Oh. Mehmet Güler yüzün tarzını anımsattı burası. Evet. Yunan. Birazdan şu videoya geçerim. Bunlar da Yunan dönemi. Kaç? 80-87. Bu 59. Kalın kolları görüyorsunuz işte. Cemal Tollular da falan vardır. Cemal Tollu'nun tarzından da pek hoşlanmam açıkçası. Şöyle kalın kalın. Birazdan desenlere geleceğim. Desen olayı favorim çünkü. Bunlar portreleri. Dediğim gibi portrelerinin pek hastası değildim ama şu mesela çok güzel. Gerçekten etkileyici. Neden sevdim? Burada sıra dışı bir şey var. Işığı kullanımından da dolayı. O karanlık taraf. Şu da güzel. Işık nasıl parlamış. Sanki içeriden ışıklı gibi. Bu değil ama bu. Gerçekten. Bu bir desen daha erken dönemi olabilir mi diyeceğim. Yok değil. Bu da çok güzel bir desen. Çünkü az elemanla çok şey anlatmış. Bu desen şimdi asıl. Şu küçüklere bakayım. Evet, ressam kedileri çok severmiş ve sahiplenirmiş. Böyle postkartları var. Böyle esprili şeylerde. Evet, dediğim gibi neşeli bir kimseymiş aslında. Girit'teki, Girit'te yaşıyormuş ve kişisel albümünden. Evet, devam ediyoruz. Dediğim gibi evet, benim David Hockney'e benzettiğim resimler. David Hockney İngiliz miydi, Amerikalı mıydı? İngiliz de olabilirdi, Amerika'ya gitmiştir belki. Çok benziyor. Kış panoraması diyor, landscape. Evet, kaç? 63-67. Yani şu tarzlarda. Ya böyle yapabilmek gerçekten, hala o kalıplarımdan çıkabilmiş değilim. Yani bir manzara gördüğüm zaman bunu bu şekilde yapmayı hala beceremiyorum. Ya da ben daha o bakımdan sabitim, bilmiyorum, sanatımda o tür bir sabitlik var ama deneyeceğim. Bu da muhteşem, çok güzel. Mesela bakın, burada bir kedi mi var?
Kedi, ağaç, kuş. Mavi ağaç. İsmi evet kedi varmış. Kuş da gözüküyor zaten. Ah, oh. Ne kadar, yani figürleri sevmedim burada. Hani şu yatan adamlar falan. Fazla iriler, fazla kalınlar, kalın ayaklar, kalın ayak bilekleri, kol bilekleri. Evet, iki figür, yatan iki figür. 52-67. Dediğim gibi o yıllarda böyle bir dönem ve tarz vardı. Yani çoğu ressamda şu şeyleri bulursunuz. Ahtapot eskidi. Aa, şurada büyük bir resim var, ona geliyoruz. Keçi de güzelmiş, ilginç. Evet, bu halı çalışması. O dönemler ki hala da Mimar Sinan'da vardır. Yani halı atölyesi var. Eskiden daha çok halı yaptırılırdı. Bakıyorum şu anda. Dokuma halı. Evet. 75 yılı. Vardı sanırım. Ve duvar lambası diyor. Bakın şu da bir iş. Kendi tasarladı 60'ta. Gibi duvar lambası. Şöyle yanaşayım. Bu da ne yazıyormuş? Ya bunu tabii yaptırıyorlar tasarlayıp. Baksanıza ya böyle halı var. Hiç yani ben okulda en istemediğim bölüm. Böyle bölümler seçiyorduk. Ha burada da var evet. Aynı lambanın karşıtı. Okulda bölümler seçiyorduk. Bölümlerden bir tanesi halıydı zaten. Ben de halıyı hiç istememiştim. En istemediğim atölyeydi. Vitray vardı, serigrafi vardı, gravür falan. Daha ki bunlar da... Aa bir dakika. Bunlar halı değil. Bir saniye. Ahşap üzerine volkanik toz, ahşap üzerine tebeşir ve guaş. Aa. Ya uzaktan ben bunlar da halı mı dedim. Ama ahşap, dokulu bir zemin. Bakar mısınız? Cam var, camlı tabii. Parlama yapıyor. Şurada da şöyle şeyli. Bu böyle resmen kazınmış ahşabın dokusunu görebiliyor musunuz? Hmm. Size büyüklüğünün fikrini göstersin. Halı tabii şurada bir çizgi var. O yüzden geçmiyorum ama oldukça büyük. Kaç adım atıyorum. Burada sanatçının evi ve stüdyosunu böyle sanal tur şeklinde gezebiliyoruz. Böyle bir şey yapmışlar. Burası duvar. Duvarları açıyor muyum bilmiyorum da. Ah, ne yaptı bilmiyorum. Aa, aşağı iniyorum. Süper. Böyle geldikçe adım atmış gibi oluyorum. Bakar mısınız? Oo, ne güzelmiş. Buraya vardım. Deniz manzara. Oo, Hanya'daki stüdyosu diyor. Oo. Tekrar döneyim eve. Evet. Buraya geldik istiyorum. Evet. Evet, bu da hakkında yapılmış sanırım bir belgesel. Sergideyken biraz soluklanmak istersek bunu izleyebiliriz. Evet, David Attenborough. Tanıdığım, sevdiğim bir insan. O da diyor, hayat sanattan daha önemli. Kesinlikle.
kesinlikle tuttum bu adamı. Çok of. Bugün John Craxton sergisini gezdim İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi'nin tünele doğru olan kısmında Meşer Sanat Galerisi'nde. Kendisi İngiliz bir sanatçı. İkinci Dünya Savaşı yıllarındayken yaşamış ama 2009'da vefat etmiş. Ömrünün geri kalanını Yunanistan'da geçirmiş. Türkiye'yi gezmiş, Yunanistan'ı gezmiş, İtalya'yı gezmiş. Hayatı seviyormuş ki çok belli sergiden de. Güzeldi. Şöyle size sokaktan biraz estanteneler göstereyim. Hemen aşağıda da kediler var. Giriş yan tarafta, sokak arasında gibi. Sergiyi oldukça beğendim. Şöyle söyleyeyim, hayatı seven bir sanatçının ardında kalanlar, güzellikler.